Arkadaşlar geldik 10. bölüme. Coğrafi konumda yerel saat kavramı. Şimdi yerel saat. Arkadaşlar insanoğlu tarihin ilk dönemlerinden beri zaman ölçümünü güneşin gökyüzündeki hareketine bakarak belirlemiştir. Bakın güneş doğmuş sabah demişiz. Bir miktar yükselmiş kuşluk demişiz. Tepeye gelmiş öğlen demişiz. Bir miktar eğimlenmiş ikindi demişiz. Batma noktasına gelmiş akşam demişiz. İşte güneşin gökyüzündeki hareketine göre belirlenen zamana biz yerel saat adını vermekteyiz. Yerel saat dünya üzerindeki herhangi bir noktanın güneşe karşı konumudur. Bir meridyen güneşin tam karşısına geldiğinde orada arkadaşlar yerel saat 12'dir. Nereden belirleriz bunu tam güneşin karşısına geldiğini o meridyenin? Bir cismin gölge boyunun en kısa olduğu andır. Evet, bu sırada yatay bir düzleme dikilecek çubuğun gölge boyu en kısa konuma gelir ve burada yerel saat 12'dir. İşte buradan yola çıkarak günü 24 parçaya böleriz. Her birine bir saat adını vermekteyiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakın, doğuda yerel saat daima ileridir, batıda yerel saat daima gelirdir. Iğdır'ın meridyeni 44 derece doğu tam güneşin karşısına geldiğinde güneş en tepede olur. Aralarında 15 meridyen fark olduğu için İstanbul'da tam tepeye gelmesi için 15 derece yani arkadaşlar 1 saat daha zaman geçmesi gerekmektedir. Şimdi yerel saatin yanında bir de ulusal saat kavramı bulunmaktadır. Şimdi biz çalışma hayatında yerel saati kullanmamız mümkün değil. Niye? Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı bulunmakta. Dolayısıyla yerel saatle iş hayatını düzenlemeye kalkarsak bir takım karışıklıklar karşımıza çıkacaktır. İşte ticari ya da ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak için haberleşme, ulaşım hizmetlerinin hızlı ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için bir ortak saat ihtiyacı bulunmakta. Bu nedenle her ülke kendisine en uygun meridyenin yerel saatini alıp ülkenin genelinde kullanır ki buna da ortak saat ya da ulusal saat adını veririz. Şimdi normalde eğer bir ülke doğu batı yönünde darsa tek ortak saat kullanılır ama Rusya, Kanada, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Avustralya gibi doğu batı yönünde geniş alan kaplayan ülkelerde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılır. Bakın Rusya'nın en doğusu ile en batısı arasında 11 saat fark vardır. Kanada'da 5, ABD'de 6 saat fark bulunmaktadır. Saat dilimi diye bir kavramımız var. Arkadaşlar her 15 meridyen bir araya getirilerek ne yapılır? Bir saat dilimi belirlenir. İşte ülkeler arasında her alanda gelişen ilişkileri düzenlemek için arkadaşlar bu saat farklarından kaynaklanan sorunu ortadan kaldırmak için uluslararası saat ayarına gidilmiştir. Şimdi dünya kendi ekseni etrafında bir turnu 24 saatte tamamlar. 360 meridyen var. 360 bölü 24 dediğimizde her 15 meridyen 1 saat dilimini oluşturmaktadır. Bakın ne yapmışız arkadaşlar? Şurası Greenwich 0 derece. 7,5 derece doğusu, 7,5 derece batısını almışız. 15 meridyeni bir araya getirip saat dilimini oluşturmuşuz. Şimdi 15 meridyen bulunuyor ya arkadaşlar şu arada. Tam ortasından geçen meridyenin saati de ortak saat olarak kullanılır. Bakın 7,5 derece doğu, 7,5 derece batı. Ortasından 0 derece geçiyor. Ya da Türkiye'nin bulunduğu alana gelelim. 22,5 derece doğu, 37,5 derece doğu. Ortasından 30 derece geçer. İkinci saat diliminin ortak saatidir. Ya da 37,5 derece doğu, 52,5 derece doğu. Tam ortasından 45 geçer. 45 de 3. saat diliminin ortak saatidir. Şimdi saat dilimleri her yerde tam olarak meridyenleri takip etmez. Siyasi sınırlar, kıta kenarları, kıta içindeki adalara göre girinti çıkıntı yapabilmektedir. Bir de tarih değiştirme çizgimiz bulunmaktadır. Dünyanın doğu yarım küresi ile batı yarım küresi arasındaki bir günlük farktan dolayı arkadaşlar 180 derece meridyeni tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. Şimdi burada yaşadığım bir olay var. Bunu da anlatmak isterim. Benim Erol diye bir arkadaşım var. Biraz psikopattır, beden eğitimi öğretmeni ama atadan babadan çok zengin. Hatta bir gün bir fotoğraf gönderdi, boğacaktım herifi. Böyle 48 numara ayakları var.
Kanada'ya geçmiş. Niagara Şelalesi tamam Amerika'dadır ama asıl Kanada'dan güzel görünür. Tam Niagara Şelalesi'ni gören bir odayı tutmuş, yatağından fotoğraf çekilmiş, böyle 48 numara ayaklar çıkmış, altında Niagara Şelalesi. Hakikaten çok gezen bir arkadaş. Bir gün telefon açtı. Mehmet Zor dedi, efendim Erol, dedi bir sorunum var. Ne oldu? Dedi beni uzaylılar kaçırdı. Dedim ya Erol, oğlum ne içtin? Yani söyle ne içtiysen biz onu içmeyelim. La dedi, vallahi beni uzaylılar kaçırdı. Lan ne oldu dedim oğlum ya? Dedi bende bir gün yok. Nasıl yok? Şimdi biz iki Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya geliyor. Perşembe günü uçağa biniyor arkadaşlar. 12 saatlik yolculuktan sonra Avustralya'ya iniyor. Abi diyor akşam vakti oradan diyor uçağa bindim. Ondan sonra ertesi gün geldim diyor. Şimdi bizimki böyle çok fazla namazda abdestle gözü olan birisi değil ama Türkler ne hikmetse yurt dışına gittiğinde böyle dinine, diyanetine biraz daha fazla sarılır. Ya diyor baktım saat 11. Havalanında indim diyor. Melbourne'de diyor. Hemen diyor bir camiye ulaştım diyor. Cuma namazı kılacağım diyor. Neyse diyor imam diyor normal öğlen namazı kıldırdı. Namaz bitti yaklaştım imama. Ya kardeş niye cumaya kıldırmadın? İmam bakmış buna böyle. Demiş kardeş bugün cumartesi. Nasıl demiş ya? Uçak biletini göstermiş. Bak kardeşim demiş perşembe günü uçağa bindim. 12 saat yolculuk. Geldim cuma. O da almış gazeteyi koymuş yerine. Bak demiş bugünün gazetesi cumartesi. Telefon açtı bana. Diyor ki abi bende bir gün yok. Şimdi gel sen bizimki bir de beden eğitimi öğretmeni. Gel anlat derdin ya. Şimdi bizimki perşembe akşamı uçağa bindi mi? Havadayken ne yaptı? Günlerden cuma oldu. Şimdi tarih değiştirme çizgisinde batı yarımküreden doğu yarımküreye geçtiğinde gün ve tarih bir gün ileriye alınır. Doğu yarımküreden batı yarımküreye geçtiğinde gün ve tarih bir gün geriye alınır. Bizimki havadayken perşembeden cumaya geldi mi? Sonra tarih değiştirme çizgisinin üstünden geçti. Gün ve tarih bir gün ileriye alındı. Cumartesi. Tabii bizimkini anlatmam bunu bir yarım saat 45 dakika sürdü. Ha kendine geldi. Tamam ben uzaylılar kaçırmamış. Ama şimdi bu bahsettiğim olay 2008 ya da 2009'da gerçekleşti. Cep telefonuyla konuşuyoruz. Hani nasıl o ara diye ben rahat rahat anlatıyorum. Bana bir fatura geldi arkadaşlar. Allah muhafaza. Yani bildiğiniz pavyon faturası. Onun için sizi yurt dışından ararlarsa arkadaşlar bir iki dakikayla kesin. Çünkü ona ne yazıyorsa aynısı size de yazıyor. Yani neredeyse arkadaşlar o dönemde bir maaşımın 1/3 kadar cep telefonu faturası ödedim. Aman ha dikkat dedim ve geri geldim. Şimdi tarih değiştirme çizgisinde doğu yarımküreden batı yarımküreye geçtiğimizde gün ve tarih ne yapılır arkadaşlar? Bir gün geri alınır. Burada perşembe ise burada çarşambadır. Ama batıdan doğuya geçerseniz gün ve tarih bir gün ileriye alınmaktadır. Evet, başlangıç meridyenin karşıtı olan 180 derece meridyeni hem 180 doğudur hem 180 derece batıdır. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmektedir. Şimdi 180 derece meridyen üzerinde doğu yarımküreden batı yarımküreye geçilirse tarih arkadaşlar bir gün geriye alınır. Batı yarımküreden doğu yarımküreye geçilirse bir gün ileriye alınmaktadır. Geldik güneşin gün içindeki konumuna. Arkadaşlar ekinoks tarihlerinde gece gündüz eşitliği nedeniyle güneş 12 saat ufuk üzerinde kalmaktadır. Güneşin ufuk düzlemi üzerindeki hareketi şu şekilde olur. Sabah arkadaşlar 6'da güneş doğdu. 12'de tepeye ulaştı. 18'de battı. Şimdi bakın saat 6 ile 7 arasında 15 derece. 6 ile 8 arasında 30 derece, 6 ile 9 arasında 45 derecelik bir açı oluştu. Bu şekilde 15'er dereceyle koyduğunuzda arkadaşlar saati ne yaparsınız belirlemiş olursunuz. Yerel saat problemlerine geldiğimizde arkadaşlar ana hatlarıyla bahsedip geçeceğim. Kitabımızda bunun detaylı örnek ve soru çözümleri var ama bugüne kadar arkadaşlar yerel saatle ilgili ya da matematik coğrafya ile ilgili henüz ÖSYM size bir soru sormadı. Onun için burada detaya girmiyorum. Şimdi yerel saat problemlerini çözmek için şu yolu takip ederiz. Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunur ve bu dörtle çarpılır. Mesela 50 derece doğu meridyeni ile 40 derece doğu meridyeni arasındaki zaman farkı dediğimizde büyük değerden küçük değer çıkartılır. Kaldı 10 çarpı 4 deriz 40 dakikalık zaman farkı var. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda yerel saat daima ileri, batıda yerel saat daima geridir.
Bundan dolayı doğudaki bir noktanın yerel saati verilip batıdaki bir noktanın yerel saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saatinden çıkartılır. Niye? Doğuda yerel saat ileri. Küçük bir örnek. 45 derece doğu meridyeninde saat 16 iken 30 derece doğu meridyeninde yerel saat kaç olur? Ne dedik? Büyük değerden küçük değer çıkartılır, 4 ile çarpılır. 45'ten 30'u çıkarttık, 15. Çarpı 4 dedik, 60 dakika yani 1 saat. Doğuda yerel saat ileri, batıda geridir. 1 saat çıkarttık, ne olur arkadaşlar, burada saat 15 olur. Batıdaki bir noktanın yerel saati verilip doğudaki bir noktanın yerel saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, batının saatiyle toplanır. Niye? Çünkü arkadaşlar batıda saat geri, doğuda daha ileri olacak. Bunun için toplamamız gerekmektedir. Dedik ve böylece arkadaşlar yerel saat kavramını tamamlamış olduk.